Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'da bir hisse ve 3 yatırımcıya tedbir uygulanmasına karar verildi. Bunlar taze kuru gıda hisselerine 3 ay süre tedbir getirildi. Ayrıca pin su hisselerindeki emir ve işlemler nedeniyle de 3 yatırımcıya tedbir uygulanmasına karar verildi. Baktığımız zaman kapı yapılan açıklamaya göre tedbir yöntem sistemi kapsamında taze kuru gıda, ve, gıda sanayi ve ticaret, Pay piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle hisselerinde 16 Kasım 2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle arkadaşlar tek fiyat yöntemiyle işlem görme, internetten emir iletiminin kısıtlanması ve emir iptalinin emir miktar azaltımının ve emir fiyat kötüleşmesinin yasaklanması önüne tedbirler uygulanacağı açıklandı. Ayrıca taze kuru payında hala uygulanmakta olan piyasa emri ve piyasa limiti emir girişini kısıtlanması tedbirinin uygulanacağı son tarihi 20, 11. ay 26'sında olacak. 3 üç yatırımcıya da tedbir getirdi. Ne demiştik? Pınar Su ve Çiçek Sanayi ve Ticaret hisselerindeki emir ve işlemleri nedeniyle isimleri vermiyorum. 3 yatırımcı 16 Kasım 2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle açığa satış ve kredi ile işlem yasa, brüt takas ve internetten emir getirmesinin kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacak. taze kurya baştan söyleyeyim arkadaşlar. Taze kure 3 ay süreli tek fiyat yöntemiyle işlem görme, internetten emir iletiminin, iletiminin kısıtlanması ve emir iptalin emir miktarı azaltımının ve emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması bir de e, taze kuru da piyasa emri ve piyasa limit emir girişinin kısıtlanması tedbiri de 11. ay 26'sında kalkacak. Pınar Su içinde e, 3 yatırımcı 16 Kasım'dan geçerli olmak üzere açığa satış ve kredi ile işlem yasağı. Brüt takas ve internetten emir iletilmesinin kısıtlanması tedbirleri uygulanacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zaten kamu aydınlatma platformuna daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Ve şayet böyle kanal böyle videolarında gelmesini isterseniz kanalın beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.